Derim su tekiştim, az eşya dedim, az eşya dedim, az eşya dedim. E bak olay. Ya. 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 Ya.
Bana doğru, bana doğru. Bana doğru. Gel ne bütün? Abi biraz soldan. Yavaş yavaş. Hop hop hop. Günaydın. Evlerimiz yıkılmış hem burada hem köyde. 5 gündür buradayım. Düşüncemiz Allah, Allah'tan başka bir şey dileğimiz yok. Hepsimiz çekiliyor tabii. Çok şükür. Allah milletimizden, devletimizden de işte bundan gerisini ne bekliyor? Köylerde yıkılmış evlerimiz. Burada yıkılmış evimiz. Yani sıkıntıdayım. Oğlanlarımın ikisinin de evi kiradalar, yıkılmışlar. Sen de evin, çocuklarım. Tamamıyla yıkıldı mı eviniz teyzeciğim? Yıkılmadı ama şey, giremedik yani. İki gün benim oğlanın şirketinde çalışıyor. Orada kaldım. 5 gündür de buradayız. Evet. Allah, işte bunu Allah'tan yardım yani. Allah'ımız esirgesin. Başka bir şey beklemeyin. Tamam. İsmini, soy ismini söyle. Abi benim adım Mustafa Eli Bey. Suriyeliyim. 12 yaşındayım. Abi şey, biz Rüstempaşa Mahallesi'nde oturuyorduk. Evimiz yıkıldı. Yine siz bize kabul ettiğiniz için sizi çok teşekkür ederiz. Abi yani Türkleri çok seviyorum. Yani bazı kişiler yani gece saat 2'de insanları çıkartıyor Suriyelileri. Yani hepimiz Müslümanız, hepimiz kardeşiz. Niye böyle bir şeyler yapıyorlar o insanlar? Abi yani biraz yaşıyoruz ama yine sizi teşekkür ederiz. Geliyor. Oturuyoruz. Elhamdülillah soğuk da biraz. Yani geçiriyoruz evimiz. Kaç aile? Abi 6 aileyiz. 37 kişiyiz. 2 çadırda oturuyoruz. Erkekler tek, erkekler tek çadırda. Kadınlar da tek çadırda oturuyorlar. O da çadırlarımız gelmiş. Mersal'a yardımlar gelmiş. Her tarafa verir. Tek yardımlar burayı yıkılıyor. Buradan tek olmaz. Bütün köylere, illere, her yere yardım verir. Allah iş adamlara ve Allah o sanatçılarımıza, ünlerimize çok çok razı olsun. Onlar en çok fazla onlar el attı. Bir de yardımlar hep buraya gelmesi. Bütün köylere, illere, ilçelere, her yere götürür. Tırlar gelip burada boşaltı. Yani bütün her yerlere yok. Bir de üstelik de her önden Suriyeliler var. Bu Suriyelilere bir imkan bulsunlar. Bir ayrı bir yere koysunlar. Çadır önce onlara gidiyor. Yiyecek onlara gidiyor. Giyecek onlara gidiyor. Yardımlar onlara gidiyor. Zaten önce de yardımlar kesilmişti. Bu devletin yardımı gelmişse bari vatandaşlara paylaştırır. İhtiyaç olanlara, öğrenci olanlara hep gurur bir yere tökmeyin. Bazen insan var 5-6 öğrencidir. Mesela bir yıkık evidir. Geliri yok, işi yok. Yani yardım etsinler. Ben bunu iş adamları Allah razı olsun. Bir de sanatçılarımıza, ünlerimize en çok onları destek bırak. Benim de çatlak çok var. Ben de çadırdayım, çadır kurulmuşum. Ben de gelmişim bu vaziyeti görüyorum. Yani biz de böyle. Yani yardım her tarafa götürür. Tek bura diye hem her taraf gelir bura tökülür bura değil. Yine ki buralar yine zenginler. Köylere gidin, ilçelere gidin, belediyelere gidin. Fakirler oralardan var. Bunlar 5. 10. katlardır. Onlar imkanlar var ki 5. 10. katlardan turistler. Yani mesela öyle yıkık yerler var. Köylere yardım edin. Hayvan besleyenlere yardım etsinler. Tamam. Bir sizin isminizi de öğrenebilir miyiz? Benim ismi gerek yoktur bu kadar bir şey. Bana da yardım getirin. Ben özellikle sanatçılara söylüyorum. Bana da bir yardım getirsin. Tamam, sizin adınızı soyadınızı alalım. Alalım ki öyle bir şey olursa. Benim adım Nursel Koca. Ben de buradan ikamet edeyim. Benim de 5 çocuğum var. Evim eski. Vallahi yani çalışanım yok. Bir kızım çalışıyor. İnan ki bir kızım çalışıyla biz idare edik. 1,5 milyarla idare ediyorum. Yemin ediyorum. Ben de Nursel Koca. Ben de Elazığ'da oturuyorum. Yani ben de geldim bu vasiyeti gördüm. İnan ki benim durumum daha kötü. Önce de kötü, bu depremde yani bizi tamam. Çok etkilemiş. Teşekkür ediyorum. Elazığlıyım. Elazığ depremini yerinde yaşadım, biliyorum. Çok zor günler geçirdik. Onun haricinde zor günler yaşadık. Her an diken altındayız. Devamlı yani tabiri caizse lambalara bakıyoruz. Hava şartlarının da uygunsuz olmasından dolayı
Yani çadırlar kuruldu ama ben bilmiyorum. Yani bugün geziyorum, görüyorum, bakıyorum. Çoğu insan mahsur yani. Şöyle, ben bugün yemek dağıtımında bulundum. Yemek dağıtımında bulunurken yemekler biraz az oluyor. Az geliyor yani. Pilav mesela, sadece pilav kalmıştı. Pilav bugün dağıtıldı. Pilav, etli patates çorbası, ayran, tatlı, yoğurt, ekmek, çatal kaşık zaten veriliyor. Su da veriliyor. Yani tamam, ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Ama ben bunun yetersiz olduğunu düşünüyorum. Çoğu insan geri döndü mesela. 3'te tekrar yemek dağıtılacakmış. Onu bekliyor. Onun haricinde ama eksik olduğunu düşünüyorum ben. Yani mesela su dağıttık sabah. Sudan da yine bazı insanlarımız çok şikayetçiydi. Eksik su olduğunu söylüyorlar. Onun haricinde çadırlar iyi bence. Isınma ihtiyaçlarını verilmiş. Giyim olarak da verildi yani. Öyle. Şimdi bizim, ben bunu haberlerde izledim. Kendim göz olarak görmedim. Suriyeliler barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla biraz da bu durumdan istifade etmek için yararlanmışlar aslında. Nargile falan içmişler galiba. Ama haberlerde gördüğüme göre Suriyelilerin belli bir Cengiz belli bir yöne çekildiği görüldü. Şimdi biraz daha Elazığ halkı fazla var. Bence de var yani. Şu an ben su falan dağıtırken, yemek falan dağıtırken mesela yabancı kökenli insanlara daha az rastladım. Geçen günlerde daha fazla vardı. Bugünlerde daha iyi. Ben bunu ırklaştırmak istemiyorum. Nasıl diyeceksiniz? Geçen gün deprem olduğunda yani yine bir vatandaşımızı, Elazığlı bir vatandaşımızı çıkaran yine bir Suriyeli vatandaşımızla bunu ırklaştırmak bence çok yanlış. Yani ona bakarsan Elazığlıyız ama bizim de kötü insanımız çok, iyi insanımız çok. Bunu hiçbir zaman böyle yargılamak bence gerekmiyor. Böyle düşünüyorum. Yani ama şimdi başka illerden de Suriyeli geldiğini duyduk mesela, haberlerde gördük. Bu da çok yanlış. Tabii onları da kendi bulundukları şehre tekrar gönderdiler. Ama yine de yardımcı olmak, sonuçta deprem, hani buraya sığınmışlarsa deprem onlara doluyor, bizlere doluyor. Irklaştırmak bence yanlış ama farklı bir yöne çekmeleri bence iyi. Şükürler olsun, benim evim sağlam. Ben yardım amaçlı kuzenimle birlikte geldim.